Sayın Muhtarım, hoş geldiniz öncelikle. Niğde merkeze bağlı Edikli kasabası yeni mahalle muhtarımız İlyas İnlice Bey'le sorduk. Tekrar aday mısınız muhtarım diye? Adayım. Evet muhtarım, buyurun. Vatandaşın takdiriyle istekliyim. Yaptığım hizmetlere karşı hiç memnunluk duyuyorum. Vatandaşın yanında da saygım, sevgim sonsuz. Kısmet olursa gene de muhtarayla niyetliyim. Çok güzel muhtarım. Yalnız da şans diliyoruz, başarılar diliyoruz. Tekrar muhtar olarak görmek istiyoruz sizleri. Abdurrahman Bey, siz Muhtarlar Sesi gazetesi olarak benim size birkaç soru sormamı istiyorum ben. Tamam, buyurun. Benim başıma 12. ayın 13'ünde bir kaza işi geldi. Eşim düşüp ayağı kırıldığı halde 12. ayın 13'ünde hastaneye getirdim. Evet. Çarşamba günü 2 gün yattı, şişlikler indikten sonra ameliyat aldılar çarşamba günü. Cuma günü sabah 9'da doktor bey, muhtarım sizin hastayı taburcu yapacağım dedi. Hastam şeker hastası olduğu halde, yani yürüyecek hiçbir durum olmadığı halde, kemik erimesi de var. Ben de doktor beye sordum. Hocam bunun gidecek durumu yok da yarası taze. Ayağın üzerine basıp ayağını boşa aslında tutamaz. Evet. Baş tabibin emri 3 günlük ameliyat olan 3 günlük hastaları yeri yatak sayımız olmadığından hastaları başka servislere sevk ediyor diye emir öyle geldi. Benim hastayı taburcu yaptılar. 3 günlük ameliyatlı hastayı. Hasta iyileşmeden hastanede taburcu ediyor doktorlar. Evet. Ve yukarıdan bu şekilde emir geldi. Başhekimlikten böyle bir emir geldi. Hastaları diğer yer olmadığından diğer servislere yatırıyoruz. Onun için mevcut hastaları, 4 günlük hastaları çıkarıyoruz. Evet. Onun için bu yapılan yeni hastanede yatak sayısı kapasitesinin fazla olduğu halde bu sıkıntılar niçin böyle oluyor acaba? Biz de bunu yetkililere soracağız. Bu gerçekten yani yeni yapılan bir şey eski yetersiz olduğu için yeni bir şeye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle de yeni yapılan bir hastane daha çok kapasiteli olması lazım ve bu tür sıkıntıların giderilmiş olması lazım. Yani eğer bu tür sıkıntılar var da bu hastane neden o zaman yeni yapıldı ve kaç yataklı yapıldı? O zaman yetkililerin bunun açıklaması lazım çıkıp. Yani sebeplerin açıklaması lazım. Doğru Bey. Biz de Muhtarların Sesi gazetesi olaraktan, Açı Net Haber olaraktan siz değerli muhtarlarımızın sorunlarını, şikayetlerini en yetkili mevcutlere kadar duyurmak için elimizden geleni yapacağız muhtarım. Çok sağ olun. Bundan emin olun. Teşekkür ediyorum. Yani bu tür şikayetlerde de bulunduğunuz için, yani sıkıntılarınızı bize ilettiğiniz için de teşekkür ediyoruz size ayrıca.